Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir otomobil incelemesiyle karşınızdayım. Hemen arkamda görüyorsunuz. Opel Astra'nın %100 elektrikli modelini inceleyeceğim bugün sizlerle birlikte. Bugün böyle özel bir renk tişört giydim. Arabayla yakın olsun diye. Bu rengi çok beğendim. Bu lansman rengi aynı zamanda. Şimdi gelin aracın dış görünümüne bir bakalım. %100 elektrikli Opel Astra aslında normal sürümlerden, yani benzinli sürümden çok da farkı yok. Hatta birebir tasarım aynı olduğunu söyleyebilirim. Bu arkadaşlar Stellantis'in, zaten şurada görüyorsunuz plakada da yazıyor. Stellantis'in, ki bu çatı altında birçok otomobil markası da var, genel özelliği. Mesela ben 2008'de incelemiştim elektriklisini. O da aynı şekilde. Onun dizeli de var, benzinlisi de var, elektriklisi de var, %100 elektrikli ve aynı tasarıma, birebir aynı tasarıma geliyor. Şöyle bakalım. Piano Black renkler var, görüyorsunuz. Piano Black dokunuşlar var buralarda. Algılayıcıları görüyorsunuz tamponun alt kısmında. Kameralar vesaireler hepsi burada arkadaşlar. Logoda bir tane kameramız var. Gördüğünüz gibi şurada minik bir kamera var. Bunun dışında LED farlar, işte LED'siz farları vesaire standart olarak geliyor. Aracın genel boyutlarını ben videonun içinde sizlerle paylaşacağım. Hani yüksekliği kaç milim, işte genişliği kaç milim falan merak edenler oraya da onu da görebilirler. Şöyle yandan bir proporsiyondan göstereyim. Yine bu Piano Black detayları görüyorsunuz aracın farklı yerlerinde. Hem aynalarda var, hem bu işte yan taraflarda falan da var. Bu arada siyah tavan opsiyon olarak satılıyor. Yani bu biliyorsunuz bize en üst modelini veriyorlar her zaman. Siyah tavan opsiyon. Şöyle arka tarafa da bir göstermiş olayım. Yine boyutlardan size bahsedeceğim. Bu arada araç açılıyor, kapanıyor. Anahtar çünkü üzerinde şu anda, cebimde olduğu için açılıyor, kapanıyor. Aracın elektrikli olduğunu gösteren tek şey şuradaki E yazısı arkadaşlar. Şöyle bir E yazımız var. Onun dışında hani normal bir Astra'dan herhangi bir farkı yok. Köpek balığı antenimiz var. Görüyorsunuz. Köpek balığı sırtı antenimiz var. Yani genel tasarım bu şekilde. Şöyle şuradan şeyi de açalım. Şarj yuvamızı da açalım. DC şarjımız da var zaten standart olarak. Şöyle bu şekilde. Böyle arkadaşlar, yani genel görünüm bu şekilde. Hem anlatmaya çalıştım hem de diğer özelliklerden de bahsetmeye çalıştım. Bu arada tek paket var bu araçta. Yani aynen 2008'de olduğu gibi en üst pakette geliyor. Ultimate paketiyle. Ve işte 18 inç jantlar vesaire, burada hepsini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yeri gelmişken bagajdan da bahsetmek istiyorum. Bagaj nasıl açılıyor belki merak edenler vardı. Şurada logomuz var. Logoyu şöyle bastırıyoruz. Gördüğünüz gibi bagaj kapağımız açıldı. Şöyle içine bir bakalım. Manuel tabii ki bu kategoride olduğu gibi. Manuel bir bagajımız var. Şöyle burada şarj kablomuzu görüyorsunuz. AC yaparsanız bunu kullanıyorsunuz. DC'lerde zaten istasyon üzerinde oluyor. Bu arada bunu kaldırıp da göstereceğim. Burada altında da bir özel bir parça var. Enteresan olmuş. Onun ne olduğunu tam anlayamadım. Şöyle işte tamir kiti vesairesi var. Bu arada yedek lastik yok. Burada da tamir kitimiz var. Şu parçadan bahsediyorum. Bunun açık halini göstereceğim sizlere. Şurada kancamız var bir tane. Bir tane de burada var. LED lambamız bu şekilde konumlandırılmış. Şurada bir cep göğsü. Bunun detayını çektim ben. Burada arka koltuğa erişim var. Epeydir görmemiştim bunu aslında. Var olan bir şeydi bu eskilerde. Şimdi yeniden koymuşlar. Bence güzel olmuş. Muhtemelen aslında hiçbir zaman bu şey olmadı. Bagajdan bir şeye böyle elinizi sokup alabiliyorsunuz arka taraftan. Bu da güzel olmuş arkadaşlar. Bagaj tabii manuel kapanıyor. Hani otomatik bagaj falan yok. Şimdi aracın bu dış görünümünden sonra arka yaşam alanına bir geçelim. Bakalım orada bizleri neler bekliyor. Şimdi arka yaşam alanına geçelim. Bakalım burada bizleri neler karşılıyor. Alcantara koltuklar burada da var. Ön tarafta da vardı. Orada anlatacağım onları. Güzel olmuş bu koltuklar. Zaten tek seçenek alabiliyorsunuz. Şu kol dayamayı söylemiştim az önce bagajı anlatırken. Böyle bir kol dayamamız var. Bardaklık vesaire var. Şuradan da hop. Buradan da arka tarafa erişebiliyorsunuz. Burada bir şimdi kılıf var. Kılıf olduğu için böyle görünüyor ama normalde bagaja ulaşabiliyorsunuz. Şöyle kapatalım. Şöyle bir geçeyim ben bakalım. Şöyle, yani bu şaft tünele de anlam veremedim. Muhtemelen aynı kasayı kullandıkları için böyle bir şaft tüneli kalmış arabada. Bayağı da yüksek bir şaft tünelimiz var. İç yaşam alanı, arka yaşam alanı bence yeterli. Şöyle geniş açımı da alayım. Gördüğünüz gibi tavan çok yüksek değil. Birazcık ön size şöyle göstermiş olayım. Tavan şöyle, bakın ben 1.73 boyundayım. Çok yüksek değil. Yani 4 parmak işte, yani şöyle koymuş olayım kamerayı da verseyim. Belki koyarsak daha güzel olacak. Gördüğünüz gibi şöyle 4 parmak falan ancak kalıyor. Çok yüksek değil. Cam tavanın da biraz etkisi var bunda arkadaşlar. Burada cam tavan var. Yani sunroof var daha doğrusu, ama sunroof bile yarıya kadar falan açılıyor. Şöyle bir bunları göstereceğim size. Şöyle de bir çekelim. Şöyle yapalım. Şöyle bir sunroofumuz var ama yarım. Yani yarıya kadar geliyor arkadaşlar. Ve açılışta şuraya kadar falan açılıyor. Tamamen açılmıyor. Onları da gösteririm.
Siyah renk birazcık böyle karartıyor içeriği. Evet, daha havalı görünüyor ama birazcık karartıyor. Bu iç taraflarda da aslında bu Alcantara dokunuşlar burada da var. Arka camlar da otomatik zaten, hani bu kategoride beklenir. Şuraları sert plastik, şuraları böyle bir nubuk gibi, eskiler nubuk derler, şimdi Alcantara diyorlar. Şöyle buraları deri benzeri bir malzeme, şuraları sert. Buraları böyle bir bardaklık vesaire var. Şöyle ceplerimiz var. Hem yolcu koltuğunda hem sürücü koltuğu tarafında. Şöyle bir havalandırma ızgaramız var. Bir tane USB tip C bağlantımız var. Bir de şöyle küçük bir cebimiz, ne olduğunu söyleyeyim. Arka yaşam alanı bu şekilde. Gayet güzel. Hani ben beğendim. 3 kişi de rahat yolculuk eder uzun yolda. Hani şu şaft tüneline rağmen. Onu da söylemiş olayım. Şimdi arkadaşlar ön yaşam alanına geçiyorum. Bakalım orada ne gibi teknolojiler ve ne gibi özellikler beni bekliyor. Şimdi geçelim ön yaşam alanına. Şöyle oturmadan önce koltuklardan biraz bahsetmek istiyorum. AGR destekli koltuklar. Bunlar özel bir şekilde tasarlanmış. Uzun yolda kullanıcısını, sahibini, sürücüsünü yormamak için tasarlanmış. Yine Alcantara, arka tarafta göstermiştim. Detaylar burada da var. Deri, nubuk benzeri malzemeler kullanılmış. Koltuğun yükseklik ayarı vesaireyi buradan ayarlıyorsunuz. Yükseklik ve sırtta böyle destekler var. Onları da şurada ölsün. Fakat şöyle bir garip bir şey yapmış. Yani o kadar neden bunu yapmış bilmiyorum. Koltuğun ileri geri ayarı, yani koltuk normalde elektronik ayarlara sahip olmasına rağmen ileri geri manuel ayarlıyorsunuz. Bu bana biraz garip geldi. Keşke o da hani elektronik olsaydı. Bir de şöyle bir bacak desteği var. Bunu böyle açıp kapatabiliyorsunuz. Yani daha doğrusu baldır desteği, bacak demeyeyim. Baldırlar için bence bu da güzel olmuş. Hemen geçelim. Şöyle direksiyonumuzla beraber başlayalım. Geniş açımı alayım. Gördüğünüz gibi 3 kollu bir direksiyonumuz var. Direksiyon güzel. Hissiyatı iyi. Oldukça hoş bir şekilde görünüyor. Şöyle arabayı da çalıştırayım ki en azından ekranlarımızda görelim. Sürücüye yönelik bir kokpit tasarımı var. Görüyorsunuz bu şekilde arkadaşlar. Sürücüyü hani çepeçevre çevreleyen bir sistem var. 10 inçlik iki tane multimedya. Yani bir tanesi gösterge ekranımız, bir tanesi de multimedya ekranımız bulunuyor. Şöyle kapatalım. Multimedya ekranından başlayayım. Oldukça kullanımı rahat, kolay. Herhangi bir zorluğu vesairesi yok. Fiziksel tuş olmasını beğendim ben. Yani bu tamamen fiziksel tuşları kaldırmasına hemen karşıyım. Şurada doğrudan bir açık kapama tuşu var. Buna bastığınız anda hemen kapatıyor her şeyi. Onu da söylemiş olayım. Bu modelde bu paket, özel paket, üst paket biliyorsunuz. Bu en üst paket geliyor. Hem koltuk ısıtma var hem de direksiyon ısıtma var arkadaşlar. Hem de yolcu hem de şoför için var. Onu söylemiş olayım. Burada çeşitli işte tuşları görüyorsunuz. Havalandırma ızgaramız, şurada bir küçük bir cebimiz var. Böyle içiyle yumuşak tasarlanmış, gözlük vesaire koyarsınız. Şöyle bir kablosuz şarj istasyonu var şurada. Gördüğünüz gibi burada iki tane tip C bağlantımız mevcut. Şöyle kapaklı bir sistemimiz var. Böyle kapanabiliyor. Burada da böyle bir bardaklık var. O da kapakta tasarlanmış. Piyano bilek detaylar burada da var. Bunlar yalnız birazcık tozlanıyor çabuk. Farklı arabalarda da gördüğüm için söylüyorum. Vitesimiz bu şekilde. Hani artık böyle ileri geri bu şekilde ayarlıyorsunuz. Şurada bakın P var. İşte klasik olarak RND var. Bir de B var. B tuşu aslında biraz şey için tasarlanmış. Bu normalde biliyorsunuz direksiyonlarda ne oluyor? İşte burada elektrikli için olanı söyleyeyim. Kulakçıklar var. Rejenerasyonun şiddetini ayarlıyorsunuz. Burada öyle bir şiddet olayı yok. Bunda zaten kulakçık yok, görüyorsunuz. Burada B'ye bastığınızda rejenerasyon artmış oluyor. Böyle bir sistem yapmış. Dry mod, yani sürüş modları normal. Spor ve Eco olmak üzere 3 tane dry modumuz var. Eco'da kullanmanızı ben öneririm. Özellikle şehir içinde mesafeyi ve menzili bayağı arttırıyor. Burada park frenimiz var. Şöyle küçük bir cebimiz, şey alanımız var burada böyle. Torpido gözü birazcık küçük ama böyle küçük bir şey koy, bu kadar yani küçük bir alanımız var. Şöyle kapaklı olması da hoş olmuş. Torpido gözünü de göstereyim hemen hızlıca. Torpido gözün içi böyle bu arada şey kaplı, güzel o. Nubuk benzeri, hani hafif böyle bir şey kaplı. Bunlar satılıyor biliyorsunuz piyasada ama kendinden olması iyi. Şu tasarım güzel. Hani farklı böyle şeyler var. Yumuşak. Bakın buraları yumuşak. Buraları da yumuşak. Ama tabii ki alt kısımlar sert. Yine Alcantara detaylar bu kapalı içlerinde falan da var. Direksiyon üzerinde kumandalar. Bu tarafta standart olarak hani teknolojiyle ilgili olanları mevcut. Burada da işte multimedya sistemini, telefonu vesaireyi kontrol ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi işte camları buradan açıyoruz. Bu hood display var. Head up display şurada görüyorsunuz. Burada ne kadar görülüyor bilmiyorum ama şu anda açık mesela. Head up display'in ayarlarını işte yukarı aşağı hafif hafif ayarlayabiliyorsunuz. Buradan yapıyorsunuz. Aynı zamanda buradan hani şeyde normal dikiz aynalarını buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Ya da böyle komple mesela kapattım şu anda mesela gördüğünüz gibi.
Tekrar açalım. Şöyle yapınca açılacak herhalde. Evet, gördüğünüz gibi açıldı. Bu şekilde bu ayarları da buradan yapıyoruz. Fakat dikiz aynayla ilgili bir eleştirim var. Bana çok küçük geldi yani bu arabaya göre. Hani aynanın kendisi büyük de ayna alanı küçük. Biraz büyük olursa fena olmazdı ama bilmiyorum, böyle bir şeye uygun görmüş. Burada da ceplerimiz falan mevcut. Burada bazı işte küçük böyle minik minik gözlerimiz var. Burada bir tuşumuz mevcut. Buradan çeşitli ayarları yapabiliyoruz. Şöyle bir havalandırma tarafı var. Bunun karşı tarafı yok. Hani belki bu asimetriyi beğenmeyenler olabilir. Benim için sorun değil. Gösterge ekranımız gayet yeterli. Birçok ayarı buradan görebiliyorsunuz. Hani biraz basit tasarlanmış ama işlevsel mi? İşlevsel. Burada işte ne kadar yakıt harcadığımız, mesela 17.8 kWh saat harcanmış 100 kilometrede. Birazcık fazla basmışız demek ki. Buradan çeşitli göstergeleri buradan ayarlayabiliyorsunuz. Multimedya ekranımızda kamera vesaire de var. Onu da göstermiş olayım. Şöyle geriye vitesi attığımız zaman kameraları görüyorsunuz. 360 derece kamera sistemimiz var zaten. İsterseniz önü görüyorsunuz, isterseniz arka, istiyorsanız böyle hani sadece sağı, sadece solu, sadece önü, sadece arkayı falan görebiliyorsunuz. Kamera sistemimiz bu şekilde. Araçla ilgili hani bir sürü ayar var arkadaşlar. Onları da bir göstermiş olayım. Araçla ilgili bir sürü ayar var. O ayarları da buradan, mesela işte ayarlar giriyorsunuz. Buradan otomobille ilgili bir sürü ayar var. Yani kişiselleştirme var. Renk ayarlaması yapabiliyorsunuz. Şimdi gece çekimlerinde bir koyacağım buraya bir iki tane önlük. Şurada küçük böyle şeyler var. Ambiyans aydınlatması var ama biraz bana yetersiz geldi ambiyans aydınlatmaları. Biraz daha içi daha güzel olabilirdi. İşte bağlantılar vesaireler var burada. İşte bu araçla ilgili bir sürü ayarı buradan, hani 50 tane ayarı var öyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani buradan mesela şöyle uygulama çekmecisi var. Burada birçok şeyi buradan görebiliyorsunuz. Hey, Opel var burada ama çalışmıyor. İnternet lazım dedi. Ona baktım ben. Koltukların işte ayarlarını vesaire buradan yapıyorsunuz. İşte klimanın ayarı var. ADAS, yani güvenlik teknolojilerini falan buradan ayarlıyorsunuz. Bunun gibi bazı birçok seçeneği de yine buradan kontrol etmeniz mümkün arkadaşlar. Az önce söylemiştim arka tarafta otururken buradan ayarlıyorsunuz. Fakat dediğim gibi şu sunroof'un ayarı biraz bana şey geldi. Tam açılmıyor sunroof. Bakın şöyle göstermiş olayım. Bu kadar açılıyor. Şöyle. Yarıya kadar geliyor neredeyse. Hani sanki olmasa bile olurmuş ya da bilemedim neden böyle yarım yapmışlar. Yani sevenler olur. Yani elinizi çıkartıp böyle şöyle gökyüzüne dokunabiliyorsunuz. Onun dışında böyle kapatıyorsunuz. Sunroof'u kapatmak için yani tavanı da hani cam görmeyeyim ben, tavanı hiçbir şekilde görmeyeyim işte falan derseniz de onu da böyle manuel şöyle elinizi çekip kapatıyorsunuz. Bu da otomatik olsa fena olmazdı sanki diye düşünmüyor değilim. Yani onu da söylemiş olayım. Şöyle yaptık. Burada da işte ışıklarımız vesairelerimiz var. Görüyorsunuz bu şekilde. İşte bir de şunları da göstermiş olayım. Işıklı bu arada gördüğünüz gibi. İki tane ışığımız var burada. Güzel böyle kapatıyorsunuz. Gayet güzel arkadaşlar. Onu da size söylemiş olayım. Evet arkadaşlar, geldik sürüş zamanına. Kameralarımı takacağım ve aracı sürerek yolculuğumuza başlayacağım. Bakalım hangi teknolojilere sahip, yakıt tüketimi nasıl, aracın kontrolü, kullanımı, deneyimi neler sundu bana. Bunlardan da sürüşte bahsedeceğim arkadaşlar. Hazırsanız yola çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi Opel Astra Elektrik'in içindeyim ve yola çıkıyorum. Her zaman olduğu gibi biraz teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. 54 kWh saatlik bir bataryamız var. Bu batarya bize 418 km menzil sunuyor WLTP standartlarına göre. Opel diyor ki eğer diyor bunu diyor şehir içinde kullanırsanız diyor bu rakamı 526 km'ye çıkartabilirsiniz diyor. Yani bu kısmen doğru. Şöyle doğru. Şehir içinde dur kalk trafiği sever biliyorsunuz elektrikli otomobiller. Böyle olduğu için de gayet güzel bir şekilde menzilinizi biraz arttırabiliyorsunuz. Tabii bu biraz da kullanım alışkanlıklarınıza da bağlı. O ayrı bir konu. Yola çıktık. İçeriye çok fazla ses alan bir otomobil değil. Zaten bir motor gürültüsü vesairesi yok arkadaşlar. O bakımdan konfor anlamında bir sıkıntımız yok. 115 kW'lık ve 156 beygir gücünde bir motorumuz var. Ve bu motorun torku da arkadaşlar 270 Nm. Oldukça iyi bir torkumuz var. Klasik olarak aslında elektrikli otomobillerde olan bir şey bu. Biliyorsunuz az önce bahsetmiştim. Stellantis grubundaki bir otomobil. Bu otomobilin motoru markanın, daha doğrusu grubun farklı otomobillerinde de kullanılıyor. Hangilerinde var? Belki merak edenler olabilir. 2008'den bahsetmiştim. 2008'de de aynı motor var ama bazı ufak tefek farklılıklar var. Onlardan da ilerleyen dakikalarda belki bahsederim. 11 kW'lık bir AC şarjımız var. Ve 100 kW'lık da bir DC şarjımız var. Bu 100 kW'lık DC şarj 0'dan 80'e 26 dakikada çıkartıyor.
Tabii ki 80'den 100'e biraz daha beklemeniz gerekecek. 170 km maksimum hızımız var, onu söyleyeyim. 100 km'deki tüketimimiz ise 14.8 kWh. Ben bunun birazcık üzerine çıktım genelde İstanbul şehir içi trafiğinde. Kullanımla ilgili şunu söylemek istiyorum. Bu iç mekanı gösterirken, ön tarafı anlatırken sizlere, ön yaşam alanından bahsederken bir tuşumuz var demiştik. B tuşu, hemen vites değiştirme tuşunun olduğu yerde. Bunu aldığınız zaman araba yani daha... Mesela gazdan ayağınızı çekince daha fazla bir yığılmaya sebebiyet veriyor bu B modunu aldığınız zaman. Ve aracın menzilini rejenerasyon yardımıyla arttırmış oluyorsunuz. Orada söylemiştim, burada bir kulakçık vesaire mekanizması yok. Rejenerasyon şiddetini ayarlayamıyorsunuz ama B'yi aldığınız zaman epey bir rejenerasyon yapıyor. Yalnız şöyle bir şey yapmıyor bu arada. Hani Hyundai'nin bir modelini de ben test etmiştim arkadaşlar, biliyorsunuz Ioniq 6. Onda da tek pedal özelliği vardı. Bunda yok. B modunu alsanız bile gaza bastığınız zaman, gaza basmasanız da araç hafif de olsa gidiyor ama bayağı bir yavaşlatıyor tabii ki. Ve bu da yakıt tüketimini, yani daha doğrusu menzilin daha uzun mesafede olmanızı sağlıyor. Mesafeyi arttırmış oluyorsunuz. Ben bu özelliği beğendim. Zaten bütün elektrikli otomobillerde var. Onun şiddetini ayarlayabilen versiyonlar da var. Bunda böyle bir tercih yapılmış. Sağ olsun Opel. Teknoloji anlamında birçok teknoloji var. İşte kör nokta uyarı sisteminden tutun da işte adaptif sürüş kontrollerine kadar birçok teknolojinin olduğunu söyleyebilirim. Zaten benim uzmanlığım biliyorsunuz teknolojiler. Bu teknolojiler sayesinde de acı rahat ve konforlu bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Sürekli böyle uyarı yapıyor bu arada. İşte önünüzde bir araba çıkarsa pıt pıt ötüyor, bilmem ne oluyor falan. Bunların bir kısmını kapatabiliyorsunuz, bir kısmını da kapatamıyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Dijital bilgi ekranı ve multimedya ekranı gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Kablosuz olarak Android Auto ve Apple CarPlay var. Ben şu an mesela Android Auto'da kullanıyorum. Güzel, yani sorunsuz çalışıyor. Kablosuz olması güzel. Artık bence kablolu olmasın zaten bu saatten sonra. Kablosuz şarjın standart gelmesi güzel. Paketin standart olarak en üst paket olması da güzel. Ben onu beğendim. Yani paket seçeneği yok. Sadece metalik renk için ve aynı zamanda bu cam tavanda siyah olduğunu söylemiştim. O siyah detay için ekstra bir ödeme yapmanız gerekiyor. Bunun dışında donanım en üst paket, ultimate paketi geliyor. Onu belirtmiştim. O donanımda neler var ekranda göstereceğim. Oradan da siz de bakıp da görebilirsiniz. Hani hangi özellikleri var, ne gibi donanımları var diye bakabilirsiniz. Bence hani şu da olsun diyeceğim bir teknoloji yok. En azından bu kategori için yok. Ama farklı kategorilerdeki bazı teknolojiler olsa fena olmaz mıydı diye düşünmüyor değilim. Ama hani bu otomobilde de bunlar oluyor arkadaşlar. Öyle hani şu da olsun bu da olsun gibi bir durum bu kategoride en azından mevcut değil. 3 farklı sürüş modu var dedim. Normal, Sport ve Eco. Ben şehir içinde Eco kullanmanızı öneririm. Bu az önce bahsettiğim o 500 küsür kilometrelerde Eco moduyla çıkabiliyorsunuz. Orada bazı şeyleri de kısıtlıyor bu arada otomobil. Klimayı vesaire birazcık daha kapatıyor. Gaz tepkilerini düşürüyor ister istemez. Ne oluyor? O zaman araba hani daha az seri hareket ediyor ama bunun karşılığında da menziliniz artmış oluyor. Head-up display var olduğunu söylemiştim. Teknik özellikler tarafını anlatırken, daha doğrusu ön iç mekanı anlatırken. Bu da güzel. İsterseniz kapatabiliyorsunuz. Bu trafik işaretlerini okuma özelliği var. Onu görüyorsunuz. Navigasyon açarsanız navigasyonu da görüyorsunuz sağdan. Git soldan git vesaire. Ama istemezseniz kapatabilirsiniz. Bence güzel olmuş. Hani isteyenler olabilir diye düşünüyorum. Bu teknolojinin de bence bulunması iyi olmuş. Onu da söyleyeyim. Aracın tavanı tabii ki birazcık basık. Bu bir sonuçta C sınıfı arkadaşlar, hatchback bir otomobil. Klasik olarak Astra ruhuna sahip olduğunu söyleyebilirim. Astra'dan ne varsa, yani normal standart bildiğimiz Astra'dan bahsediyorum, ne varsa bunda da aynı teknolojiler var. Aynı özelliklere sahip. Zaten standart Astra ile aynı olduğunu da söylemiştim. Bütün elektrikli otomobillerde aslında bu tarz uyarıyı yapıyorum ben. Eğer böyle bir araç almak istiyorsanız arkadaşlar, bence benim şahsi fikrim bu. Siz aynı fikirde olmayabilirsiniz. Evinizde ya da iş yerinizde bir şarj istasyonunuzun olması gerekiyor. Böyle AC işte 11 kWh iyidir mesela. Öyle bir şarj istasyonu imkanınız varsa böyle bir aracı alın derim. Ya da almayı düşünüyorsunuz, öyle bir seçeneğinizin olmasını öneririm. Yoksa da alınır mı? Alınır, dışarıda da şarj edilir. Fiyatları, maliyetleri belli zaten. Bakarsınız, hesaplarsınız. Evinizde olması konfor anlamında daha bir fayda sağlar diye düşünüyorum. Benden hatırlatması, söylemesi. Genelde bu tarz otomobil inceleminde mutlaka bu detaydan bahsediyorum. Şu an enerji tüketimine bakıyorum. 14.8 olduğunu söylemiştim. Teknik verilerde tabii ki. Bu 17.6 gösteriyor bana. Benim tabii sürüş deneyimime göre verdiği durum bu şekilde arkadaşlar. Gelelim en civcivli taraf olan fiyat meselesine. Aracın satış fiyatı arkadaşlar 1.7 milyon TL civarında. Tam rakamı da koyarım burada şimdi ekranda. Çeşitli kampanyalar olabiliyor. Takip edersiniz. Kredi kampanyası oluyor. İşte online'dan alırsanız biraz düşüyor vesaire vesaire. Fakat ben fiyatı bu kategorideki bir otomobil için biraz yüksek buldum. Çünkü
yani 1.7 milyonu çıktığınızda, hadi 1.6 diyelim ki biraz kampanya buldunuz, bir şey oldu falan. 1.6 milyona çıktığınızda çok fazla seçenek var. Elektriklisi de var, elektrikli olmayanı da var, hibriti de var. İşte Renault Austral var, ben incelemiştim biliyorsunuz o otomobili. TOG var, işte standart menzilli olandan alırsanız mesela onu o paraya bulabiliyorsunuz, 1.6 milyona falan. Yani var da var, bir sürü araba var arkadaşlar. Yani elektrikli diye bu arabaya bu kadar para verilir mi? Ya çok seviyor olmanız lazım bence. Ya da çok böyle Opel Astra hastası olmanız gerekiyor. O bakımdan bana rakam birazcık yüksek geldi. Çok seviyorsunuz alırsınız tabii ki. Bütçeniz de varsa tabii ki alırsınız. Ben buna herhangi bir yorum yapmıyorum. Ama sizin yapacağınız yorumu bildiğim için o yorumu ben söylüyorum. Hani bunu alacağımı şunu alırım. Evet, çok fazla seçenek var. Yoksa araba güzel. Arabayı çok beğendim. Teknolojiyi çok beğendim. Ama söylediğim gibi yani bu rakama çıktığınızda çok fazla rakip var. Benden söylemesi. Bir incelemenin bir videonun daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlere Opel Astra %100 elektrikli modelini anlatmaya çalıştım. Daha çok teknoloji üzerinden aslında bahsetmeye çalıştım arkadaşlar. Biliyorsunuz benim uzmanlığım teknoloji ve otomobiller de artık teknolojik cihazlar olduğu için ben de bu konulardan bahsetmeye çalışıyorum ama benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz detaylar vardır. İşte şu özelliği var mı, bu özelliği var mı, şunu yapıyor mu, bunu yapıyor mu gibi sorularınız olabilir. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Ben bu kadar uğraşırken, bu kadar çabalarken ve bu kadar emek harcarken sizden de küçük bir ricam var. Kanala abone olmanızı istiyorum. Kanala abone olarak bu tarz içeriklerin sayısını arttırabileceğiniz gibi en azından markalara da bakın şu kadar abonem var dediğim zaman markaların işte ürün vermesi, lansmanlara çağırması, etkinliklere çağırması daha kolay oluyor. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Destek olanlar var. Çok teşekkür ederim. Böyle her videonun altına yorum yazıyorsunuz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Yorum yapmaya devam edin. Mümkünse paylaşın bu videoları arkadaşlarınızla. Bu da benim için önemli bir destek olacaktır. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi de unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri yine açıklamada yer alıyor arkadaşlar. Oralardan da beni takip ederseniz sevinirim. Farklı bir teknoloji, farklı bir otomobil, farklı bir ürün videosunda karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.